İlk Doom 1993 yılında piyasaya sürüldü. Doom'un çıkışıyla beraber oyun sektörü bir adım öteye, 3 boyutlu aksiyona geçmiş oldu. Önümüze düşmanlar çıkıyor, onları öldürüyor, aksiyona doymuyorduk. Ardından Doom'un izinden giden, Quake adlı bir oyun çıktı. O dönem için devasa oyunlardı bunlar. Bu iki oyunu gören Gabe Newell ve Mike Harrington da bu oyunların ilhamıyla bir de kendileri bir FPS oyunu geliştirmek istediler. Geliştirdikleri oyunu 1997 yılında yayınlayacaklardı. Ancak içlerine sinmeyen bir şey vardı. Her ne kadar Doom'dan ve Quake'den ilham almış olsalar da yayınlayacakları oyun yeni bir şey sunmuyordu. Sadece Quake ve Doom'un farklı haritalarda geçen versiyonu gibi gözüküyordu. Bu yüzden bir karar aldılar ve oyunu bir yıl ertelemeye karar verdiler. İşte o karar sonucunda da en son oyununun çıkışından bu yana 13 yıl geçen, hala devamını görmek istediğimiz, tüm zamanların en iyi FPS oyunları listelerinde defalarca gördüğümüz bir oyuna, Half-Life'a imza attılar. Peki bu karar neydi? Neyi farklı yapmışlardı da biz Half-Life'ı bugün bile konuşuyoruz, delicesine yeni oyununu bekliyor, belki de çıkarmadıkları ya da bizim istediğimiz anlamda çıkarmadıkları için onlara sövüyoruz. Bu karar, oyun mekanikleri değildi, haritalar değildi, müzikleri değildi. Bu karar, oyunun hikaye anlatımıydı. Half-Life ile birlikte oyun sektörü FPS oyunlarının da hikaye anlatabileceğine ikna olmuştu. Gabe ve Mike, bilgisayar başındaki oyuncuları, bizleri farklı bir evrenin içine atmayı başarmıştı. Bizi farklı bir kimliğe sokmuşlardı. Bu oyunda işine geç kalan bir fizikçiydik artık. Onun gözünden gelişen olayları deneyimliyor, iş yerine geç kalışının stresini onun gibi biz de yaşıyorduk. Çalıştığı yerin büyüklüğü karşısında etkileniyor, gitmemiz gereken yere bir türlü varamayışımızın gerginliğini, sıkıcılığını biz de yaşıyorduk. Bulunduğumuz evren bize kendini anlatma ihtiyacı hissetmiyordu. Çünkü bizi içerisinde yaşatıyordu. Onu keşfetmemiz için önümüzde duruyordu. Bize araştırma hissiyatı veriyordu. Bizim bakmadığımız anlarda burada yaşayan insanlar ne yapıyordu? Arka planda neler dönüyordu? Bu evrendeki insanlar nasıl yaşıyordu? Uzaylılar burayı nasıl istila etmişti? Bu soruların hepsini kendimize sormamızı sağlıyor. Cevapların da bize şu şu oldu, bu oldu şeklinde değil, duvarda gördüğümüz posterlerde, bildiğimiz bir asansörde, belki de işe giderkenki yolculuğumuzda sunuyordu. Oyunun bize sunduğu alanlar içerisinde istediğimiz yere gitmekte özgür olduğumuzu hissettiriyordu. Yapmak istediğimizi yapabileceğimizi. Örneğin Half-Life 2'nin başında, bu evrendeki istilacılardan biri yere soda kutusu atarak onu yerden alıp çöpe atmamızı istediğinde, onu çöp yerine adama fırlatabiliyorduk. Böylece oyun bize bir nesneyi yerden almak için hangi tuşu kullanmamız gerektiğini öğretirken, bize bir seçenek sunuyor. Evrende olan olaylar hakkında insanlar otoriteye itaat etmezlerse başlarına ne gelebileceğine dair de bilgi veriyordu. Ya da vermiyordu. Bu oyun bu yüzden bizi içerisine alıyordu. Bizi onun bir parçasıymışız gibi hissettiriyordu. Hikayesini gözümüze sokmak yerine onu bize sunuyordu. Sunduklarının da ne kadarını alabileceğimizi bize bırakıyordu. Bu yüzden oyuncular oyun içerisindeki gizemleri keşfetmek için çabalıyordu. Black Mesa nasıl bir deney yürütüyordu? Amaçları neydi? Bu uzaylılar nereden geldi? Gaz maskeli adamlar kim? G-Man kimdi? Oyuncularda merak uyandırmayı başarmışlar, onları araştırmaya yöneltmiş, bu evrenin bir parçası yapmayı başarmışlardı Gabe ve Mike. Hatta bunu başaracaklarına, oyuncuların araştırma duygularına belki de o kadar fazla inanıyorlardı ki, oyuna oyun içerisinde araştırarak bulamayacağımız gizemler bile eklediler. Ki bu gizemlerden birini ilk öğrendiğim zaman tüylerimi ürperttiğini söylemem gerekiyor. Oyundaki uzaylılar insanların kafalarını yapışarak onların bizlere saldırmalarına sebep oluyorlardı. Bunu yaparken de değişik, sinir edici sesler çıkarıyorlardı. Biz de onları öldürerek ilerliyorduk. Fakat uzaylıların yapıştığı bu insanların bilinçlerinin açık olabileceğini hiç düşündünüz mü? Bu canavarların seslerini geriye sardığımızda onların aslında yardım çığlıkları attıklarını biliyor muydunuz? İşte bu ve bunun gibi pek çok detay
Half-Life'ı sıradan bir FPS oyunu olmaktan çıkarıp onun bir efsane, oyun sektöründe öncü olmasını sağlıyor. İlk Half-Life ile birlikte Gabe ve Mike bizi sıradan oyun anlatımlarının ötesine taşıyıp bizi farklı bir kimliğe sokmayı başarmışlardı. Biz oyun boyunca sessiz gibi gözüken ama sesi hareketleriyle, oyuncuların davranışlarıyla çıkan Gordon Freeman'dık. Ancak tek bir eksik vardı. Elimizde klavye ve mouse ile ne derece o olabilirdik ki? Eli, there's not a next one. They didn't make a next one. And they were saying they're not gonna make another one. So we'll never know what happened. Does that make you sad? I'm sorry, Eli. Elimizde klavye mouse olmadan, gerçek anlamda oyunda yönettiğimiz karakter biz olsaydık, daha heyecanlı olmaz mıydı? Belki de oyunun yapımcıları Half-Life'ın sıradan hikaye anlatan bir FPS oyununa dönmesinden korkup devam oyununu bu yüzden çıkartmamışlardır. Belki de tekrar öncü olabilecekleri, oyunculara farklı bir deneyim yaşatabilecekleri bir fırsat beklemişlerdir. Belki de Half-Life'ın yeni oyununun çıkması bu yüzden bu kadar gecikmiştir. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late.